Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Ailelerin göç yollarında, Ege'de, Akdeniz'de heder olmamasında, denizden ceset toplamamak konusunda kararlıyız. Anne babaların evlatlarını PKK'ya ve onun simsarlarına ve kaptırmamaları konusunda azimliyiz, kararlıyız, inançlıyız ve çalışıyoruz. Ve Allah'a çok şükür böyle evlatları karşımızda görünce azmimizle, kararlılığımızla, inancımızla artmaktadır. Kıymetli arkadaşlar, bütün bunları, çıktığınız yolu sizlere tarif etmek için anlattım. Burada verilen emeğin ne için, ne olduğunu, gayretin ne için olduğunu daha iyi anlamanız için anlattım. Aileleriniz sizlere çok emek verdiler. Allah onlardan razı olsun. Ne yazık ki bugün hepsi burada değiller. Malum salgın tedbirleri sebebiyle kısıtlı bir şekilde sadece dereceye giren evlatlarımızın aileleriyle beraber buradayız. Ancak bizim bağımız gönül bağıdır. Onlar şu anda bulundukları yerlerde sizin şurada duyduğunuz heyecanı, sizin şurada duyduğunuz görev aşkını, vazife aşkını, sizin şurada onlarla aynı gönül bağı içerisinde olmanızı hissediyorlar. Size dua ediyorlar. Sizin için gözleri parlıyor. Sizin için yüzleri aydınlık oluyor. Sizin için geleceğe daha güvenle bakıyorlar. Onun için buradan o ailelere, onlara seslenmek istiyorum. Sevgili anne babalar, kardeşler, eşler, çocuklar, bize bu evlatları hangi hissiyatla teslim ettiğinizi biz biliyoruz. Onları neden kınaladığınızı biz biliyoruz. Onlar artık bizim de evlatlarımız. Onlar 84 milyon bu milletin evlatları. Sizler de, bizler de aynı ailenin fertleriyiz. Bu çocukların en büyük rehberi, bu çocukların en büyük amirleri sizlersiniz. En büyük yardımcıları, en büyük destekçileri, en büyük yol göstericileri sizlersiniz. Onlar da bizler de sizlerin rehberliğinize, dualarınıza muhtacız. İnşallah hep birlikte bu evlatların daha büyük sevinçlerinde, daha büyük gururlarında bir arada olmayı Cenab-ı Allah nasip eder. Allah sizlerden tekrar tekrar razı olsun. Evlatlarınızın gururlu günlerinde onlarla defalarca buluşmayı nasip etsin. Ve kıymetli eğitmenlerimiz, komutanlarımız, bu çocukları eğittiniz. Onlara emek verdiniz. Sizin onlara öğrettiğiniz her kelime, her hareket, meslekleri boyunca onlara yoldaş, onlara rehber ve onlara müşir olacaktır. Sizlere de minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Ve sevgili genç arkadaşlarım, eğitiminizi tamamladınız. Biraz önce bahsettiğim güçlü bir teşkilata, kutlu bir teşkilata dahil oldunuz. Büyük bir sorumluluğu hep birlikte üzerinize aldınız. Sizlere dilim döndüğünce yükünüzü anlatmaya çalıştım. Hangi sorumlulukla karşı karşıya kaldığınızı, bize bu toprakların neyi vaat ettiğini, neyi bıraktığını, geçmişin bizden ne istediğini, bugün bize ne anlam yüklediğini, yarın bu toprakların evlatlarımızın
gelecek nesillerimizin dünyaya söyleyecek sözünün hüküm niteliğinde olacağını sizlere anlattım. Kıymetli arkadaşlar, komandolar, Levent'ler, sizlere sesleniyorum. Bizim mesleğimiz, bilmenizi istiyorum ki, rehavet mesleği değildir. Bizim mesleğimiz rutin bir meslek değildir. Bizim mesleğimiz burada sadece öğrendiklerimizle mesleğimizi, hayatımızı ikame edeceğimiz, devam edeceğimiz bir meslek değildir. Bizim mesleğimiz disiplin mesleğidir. Üstlerimize, onların talimatlarına, burada öğretilenlere, burada öğrettikten sonra elde ettiğiniz tecrübelere, birlikte aynı mücadeleyi omuz omuza verdiğiniz arkadaşlarla yeniden öğreneceklerinize sürekli ihtiyaç duyduğunuz meslektir. Rehavet bizim düşmanımızdır. Terör örgütlerinden daha çok, daha büyük düşmanımızdır. Her adım attığımızda dikkat, disiplin, hazır olmak bizim en önemli şiarımızdır. Günlerce yürüttüğümüz bir operasyonda 10 saniyelik bir dalgınlık bizim beraber mücadele ettiğimiz arkadaşların omuz omuza siperde bulunduklarımızın hayatına mal olabilir. Ailelerimiz bizden beklentileri olanlar üzülebilir. Onun için kim ne yaparsa yapsın, kim ne kadar rehavete düşerse düşsün, elde ettiğim tecrübe, karşı karşıya kaldığım onca mesele, pürür pürür öğrendiğimiz, kanunu öğrendiğimiz, beslenmeyi öğrendiğimiz, bir taraftan Çemçemalur'da öğrendiğimiz, kendi öğretmenlerde öğrendiğimiz, orada her noktada gördüğümüz bir tek şey var. Bir saniye zihninizi, gözünüzü, gönlünüzü, kalbinizi, zekanızı, bedeninizi birbirinden ayırırsanız bedeli ağır olur. Amirlerinize, rütbelerinize tabi olmak, onların tecrübelerini her an dinlemek, onlardan öğrenmek sizin asli vazifenizdir. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.